Şimdi ne oldu? Müzi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, etkili ve rekabet gücüne sahip turunçgil sektörünün varlığı ve idamesinin ancak sektörün gerçekçi ve sağlam temeller üzerine yükselmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Meyve üretimimiz son 20 yılda neredeyse iki katına çıkarken ülkemiz tarımında yer alan en önemli buruk, yorum gruplarından biri olan turunçgillerde de üretimimiz yaklaşık %200 artışla, 7.8 milyon tona ulaşmış durumda. Gümen, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen üretim planlamasında Turunçgil yol haritası Turunçgil çalıştayının açılışında, çalıştayda Turunçgil sektörünün mevcut durumunun ortaya konulacağını söyledi ve bu etkinlikte Turunçgil sektörü için politikalar geliştirileceğini belirtti. Turunçgillerin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gümen, üretim ve dış ticaretteki önemi nedeniyle Turunçgillerde sağlıklı bir planlama yapılması gerektiğini söyledi. Gümen, çalıştayda turunçgil ürünlerinin üretim miktarının iç ve dış pazar talebini karşılama durumu, iç pazar açısından yeni bahçe kurulmasına ihtiyaç olup olmadığı, çeşit bazında ve coğrafi olarak bunların yoğunlaşma durumu ve piyasa aksaklıklarına neden olma risklerinin değerlendirileceğini anlattı. Çalıştay sonrasında somut ve uygulamalı çözüm önerileri alınacağına değinen Gümen, yeşillenme hastalığıyla ilgili yapılması gerekenleri planladıklarını ve hastalığın Türkiye'ye gelmemesi konusunda her şeyi yaptıklarını söyledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da çalıştay kapsamında sektöre ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti. Tarımın dünyadaki en stratejik sektörlerden birisi olduğuna değinen Pehlivan, tarım her günümüzde anımızda var olması gereken dünyada yaşam devam ettiği sürece de var olacak. Sektörün önemini ifade etmek, bunun farkında olmak işin bir boyutu. Bununla birlikte önemine uygun adımlar atmak ve geleceği planlamakta bir diğer önemli nokta ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Mersin Valiliği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğinde düzenlenen çalıştayın ilk gününde turunçgil yetiştiriciliğinde üretim planlaması, turunçgillerde ıslah ve yeni çeşitler, iklim değişikliği ve su yönetimi, sürdürülebilir üretim ve iyi tarım uygulamaları gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.